Bakın hiç dokunmasam biblo gibi kalıyor burada. Ya, nazar değdirdik herhalde. Bırak dibini hadi. Tamam. Herkesin kedisi konuşuyor, sen de konuş. Görsünler bizi ya. Tamam. Kanalımıza abone olsunlar değil mi? Söyle. Evet, olsunlar diyor arkadaşlar, görüyor musunuz? Olsunlar değil mi kızım? Tamam canım benim, tamam. Oh. Kızıyor. Kanala abone olmuyorlarmış. Ne dersin? Nasıl kızıyor? Duyuyorsunuz değil mi? Size çok teşekkür ediyorum. Son olarak şunu söyleyeyim. Ben videolarımda çok söylemiyorum ama evet. Bakın bir misafir daha geldi. Hadi gel, seni bugün göstermeyecektik ama. Beni bırak diyor. Evet, duydunuz mu? Beni bırak diyor. Ama gitmeye niyeti de yok. Diyorum, aşağı at diyorlar. Onurlu Yaşam YouTube kanalından herkese merhabalar. En son bir anket paylaşmıştık ve ankette en çok kanalda görmek istediğiniz başlıkları sıralamıştık. Bunlardan bir tanesi doğa gezileriydi. İkinci sırada da kedi ve kedi eğitimleriydi. Bu videomuzda sizlerle birlikte British ırklarının genel özelliklerinden bahsetmeye çalışacağım. Bir de secereli kedileri bana çok soruyorsunuz. Diğer kedilerden farkı ne? Ondan bahsedeceğiz. Son olarak da yetiştiricinin yaptığım British ırklarda müsait yavrular, yani sizlerle buluşabilecek yavruları sizlere göstermeye çalışacağım. İsterseniz videonun detaylarına geçelim. Değerli arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Çokça sorulardan bir tanesi British ırkıyla ilgili olan sorular. British ırkını nasıl tanımlarız? Bunu nasıl yorumlarız? Aslına bakarsanız bununla ilgili bir video çekmiştim ama bu videoda da bahsedelim. Çokça soru geldiği için. Arkadaşlar, British ırkı özel bir ırk. Dolayısıyla bulunması çok kolay bir ırk da değil. Özellikle pet shoplarda ya da merdiven altı yetiştiricilik yapan insanların British diye sahnelediği kedilerin British olma ihtimalleri çok 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 düşük. Neden? Çünkü British ırkları 5 tane atanın, yani annesi, babası, onun babası, dedesi şeklinde 5 tane jenerasyonun hepsinin British olması gerekiyor. Dolayısıyla alacağınız kedinin, hele ki annesi babası belli değil, British olma ihtimali yok. Ne olabilir? Scottish Straight olabilir, Scottish Fold olabilir kırık kulaklıysa. Bunu neden bahsediyorum? Şöyle söyleyeyim. 64 tane atanın bir tanesinde Scottish Straight bir kedi vardı. Benim ilk kedilerimden. O kedi arkadaşlar British değildi. Derneğin buna koyduğu tanımlama Scottish Straight'ti. Dolayısıyla British ırkı nadir bulunur. Bu eliminasyon içerisindeki sağlıklı kedilerin, sağlıklı anaçların yavruları doğar. British ırkı sağlıklıdır. İşte o eklem ağrıları, eklemle ilgili sorunların olduğu ırk Scottish Fold ırkıdır arkadaşlar. Neden? Çünkü Fold geni çekinik bir gendir. Genetik aktarımda rahatsız, yani hastalıklı genlerin bir araya gelme ihtimali çok daha artıyor. Hastalıklı kediler doğuyor. British ırkında bunların olma ihtimali çok çok az. Neden az? Çünkü secereli bir kedi almaya başlarsanız ya da bununla ilgili bir araştırma yaparsanız üremesine engel olacak özellikleri varsa, örneğin işte tek testisli olabilir, kuyruğu kısa olabilir, İşte bir gözünde bir sıkıntı olabilir. Bunlar arkadaşlar üretime dahil edecek kediler değil. Sağlıklı türünün bütün özelliklerini kapsayan kediler anaç olarak seçilir ve derneğin gözetiminde, derneğin hakemliğinde yavrulara secereler verilir. Renk kodları belirlenir. Ben de daha önce de bahsetmiştim. Secereli, yani dernekle beraber çalışarak sağlıklı saf kan ırk elde etmeye çalışıyoruz, yetiştirmeye çalışıyoruz. Kısaca böyle anlatabilirim ama bir video daha var. Onun linkini sonuna koyarız. O videoda Scottish Fold, Scottish Straight ve British ırkının görsel olarak farklılıklarını anlatmaya çalışmıştım. Dilerseniz daha detaylı eğer görmek istiyorsanız o videoyu izlemenizi öneririm. Evet, bugün yetiştiriciliğini yaptığım ırkların, yani Superior Keteri markasının yetişmiş olduğu yavrulardan size göstermeye çalışacağım. Bence bu kısmı çok eğlenceli olacak. Bu kadar özenli kedinin bir arada olduğunu çok görmemişsinizdir diye düşünüyorum. Sırayla sizlere yavrularımızı tanıtalım. Evet, ilk misafirimiz Dumbledore ve Chess'in bebeklerinden Gibson. Gibson NY1133, yakışıklı bir erkek. Tabii şimdi çekimlerde birazcık karakterleri ortaya çıkıyor arkadaşlar. Sakin, uysal, tedirgin bir erkek. Gerçekten şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir dakika, durmadı. Şöyle tutayım. Dur oğlum, dur. Tamam, dur, durmuyor. Arkadaşlar, göz büyüklüğüne ve yuvarlaklığına bakın, tamam mı? Kulaklar küçük olacak, tamam mı?
British ırkının genel özellikleri. Heh, şöyle bir tur göstereyim. Pati atları, kuyruk uçu. Bakın kulaklarının üstünde hafif siyahlık var. Kuyruk ucu siyah. Arka patiler. Neden neye iyi arkadaşlar? Bunu her videoda anlatmaya çalışıyorum. Siyah arkadaşlar. Bunun bir kardeşi daha var. O da BY. Arasındaki farkı göstereceğim. Bakın hemen şöyle göstermeye çalışayım. Hemen saklanmaya çalışıyor. Ama kendini sevdiriyor. Tatlı bir erkek. Bence üretimde merkeze koyulabilecek yakışıklı özelliklerini, British ırkın genel özelliklerini gösteren point bir kedi arkadaşlar. Pointler biliyorsunuz çekinlik, çıkma ihtimalleri düşük kedi renklerden bir tanesi. Son olarak şöyle ışıkla beraber göstermeye çalışayım ama ben tutamadım değil durmuyor. Bir saniye. Tamam tamam hadi dur. Bir saniye. Şöyle göstereyim. Tamam. Tamam. Beni bırak diyor. Evet sıradaki kardeşini alalım. Şöyle göstereyim size. Nasıl hoşuna gittiğini görün. Evet sıradaki kardeşini alalım. Evet sırada diğer yakışıklı arkadaşlar. Renk olarak aynı olduğunu düşünebilirsiniz ama kesinlikle farklı. Superior Class Gandalf. Arkadaşlar Gandalf bakın daha nasıl diyeyim insanlara daha böyle bir iletişimi kurmakta güven konusunda daha şey. Gandalf'ın rengi de arkadaşlar BY1133. Yani çikolata golden. Çikolata golden point diye geçiyor. Ben golden shell diye düşünüyorum ama neden olmadığını da gösteririz arkadaşlar. Evet şimdi bunu da böyle tutmak zor olacak. Arkadaşlar ışıkta belli oluyor mu bilmiyorum ama kuyruğun ucu sütlü kahve bir renk. Kulak üstündeki renklerde siyahlıklar yok. Ve en önemli anlayacağımız renk bakın diğeri simsiyahtı. Bu daha böyle kahverengiye dönük bir renk. Dolayısıyla bu arkadaşlar çikolata bir erkek. Çok tatlı. Vücut hatlarına, yüz hatlarına bakın şöyle bir. Dumbledore ve Chessie'nin bebeklerinden erkek bir bebek. Arkadaşlar yine merkeze koyabileceğiniz güzellikte, yakışıklıkta bir erkek. Şöyle çevirelim bakalım. Gel bebeğim gel. Gel tamam. Nereye kaçıyorsun? Biraz seveyim seni dur. Heh. Bilmiyorum gözler falan gözüküyor ama şöyle bir tutayım. Heh. Tamam. Bırak beni diyor. Bırak beni diyor. Ne oldu? Arkadaşlar kalbi nasıl atıyor biliyor musunuz? Ama yine de hiç tırmalama huyları yok. İşte British ırkı böyle arkadaşlar. Size olan güveni tamsa tedirgin olsa bile şu anda benim her yerimi yırtması gerekiyor. Patilerini çıkarmıyor bile. Evet. Son kez şöyle bir gösterelim. Sonra diğer kardeşini alalım. Gandalf sizlerle beraberdi. Evet arkadaşlar Ginger'ı daha önce sizlerle tanıştırmıştım. Diğer kardeşlerin yine erkek olanlarından bir tanesi NY11 arkadaşlar. Diğer erkek kardeşlere göre bir tık daha iri olduğunu söyleyebilirim. Ben bugün bunları tutamadım herhalde ya. Öz eleştiri yapayım. Heh. Aslında en sakin, en şımarık kardeşlerden bir tanesi. Bize olan düşkünlüğü had safhada. Şımarık. Bir önceki videoda da çekmiştik vardı. Bakın kuyruğunu attı hemen koluma. Çok tatlı bir erkek. Golden seven yetiştiriciler için bence güzel bir damızlık olabilecek nitelikte. Vücut hatları diğerlerine göre daha iri arkadaşlar. Kafa yapısı bence daha iri. İri bir erkek olacak. Bazen böyle çıkıyor diğer kardeşlerine fark atmış bir erkek. Aslında bakarsanız çok beklemezsiniz kardeşler arasında ama bu iri ve tatlı bir erkek bu. Bence yüz hattı tam şeye benziyor. Benim Anakin'e benziyor. Kuyruğa bakın kuyruğa. Ginger. Ginger evet şöyle poposunu kaldırıyor. Işıktan güzel gözüküyor mu bilmiyorum ama şöyle bir göstereyim gözlerini falan. Arkadaşlar göz rengi de çok önemli point kedilerde. Ginger'ın gözleri de yeşil. Güzel bir yeşil. O yüzden bence üretimde özellikle golden renk sevenler için değerli bir ırk. Şöyle söyleyeyim %100 pointken de taşıyor. Babasından kaynaklı ve %100 çikolata gene taşıyor. Yani ben çikolata almak istiyorum derseniz çikolata taşıyan bir dişiyle eşlediğinizde çikolata verme ihtimali çok yüksek. Evet. Sıradaki gelsin. Ne oldu? Evet arkadaşlar Superior Class
Griffin BY11 benim en çok sevdiğim renklerden bir tanesi de çikolata arkadaşlar. Çikolatanın düz hali de bu arkadaşlar. Bir point kardeşi daha vardı. Bu çok naif, çok kibar. Of, tam bir aşk. Bakın diğer erkekle aradaki farkı görüyor musunuz? Dişler birazcık daha küçük olabiliyor. Ama bu kız minyon. Tıknaz diyebileceğimiz bir kız. Şöyle göstereyim. Bu daha böyle sakin karakterde. Gözleri falan arkadaşlar kocaman ve çok güzel. Evet. Evet bebeğim. Gel. Bakın kuyruk ucuna bakın arkadaşlar. Renge bakın görüyor musunuz? Kahverengi. Şöyle çevirebilecek miyim bakayım. Evet. Arka patilerini görebiliyor musunuz? Bakın şunlar olmasaydı 12 diyebilirdik. Çünkü ön patileri hala böyle şey. Hani 12 izleri taşıyor arkadaşlar olabilecek gibi. Ama kürk renginden de bakıyoruz. Özellikle şu sırt tüyleri. Burada çok fazla siyah tüyün olmasını beklemeyiz. Tüy oranlarından bahsetmiştim başka bir videoda. Dolayısıyla tatlı güzel bir kız. Şöyle göstereyim son olarak sizlerle. Evet bırak beni diyor. Gözleri ne kadar iri arkadaşlar görüyor musunuz? Maşallah çok güzel bebekleri olacak bu kızın. Evet ne oldu bebeğim? Ne oldu? Bırakalım mı seni? Bırak beni hadi. Tamam. Herkesin kedisi konuşuyor. Sen de konuş. Görsünler bizi ya. Tamam. Kanalımıza abone olsunlar değil mi? Söyle. Evet olsunlar diyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Olsunlar değil mi kızım? Tamam canım benim. Tamam. Oh. Tamam. Biz gidiyoruz arkadaşlar. Mesajı Griffin de verdi. Videoyu izlerken lütfen abone olun. Çünkü bizim bu videoları çekerken gücümüz siz oluyorsunuz arkadaşlar. Hadi diğer kardeşine geçelim. Arkadaşlar Flavi fenomen oldu herhalde. Benim hiç acele etmediğim, ona çok güvendiğim bir kedi. Flavi de biliyorsunuz ki BY1133. Arkadaşlar karakteri çok düzgün, kürk yapısı harika. Zaten bir erkek kardeşi diğer bir arkadaşımızda, yetişici arkadaşımızda geçen haftalarda yarışmadaydı ve şampiyon oldu. Kendisinden şampiyonluk beklediğim özel bir renk arkadaşlar. BY çikolata. Az önce bir tane short yerini göstermiştik. Flavi karakteriyle de arkadaşlar farklılaşıyor. Çok sakin bir erkek. Çok tatlı bir kuzu. Bakın hiç dokunmasam biblo gibi kalıyor burada. Nazar değdirdik herhalde. Oğlum! Ya beni küçük düşürdün ya. Sakin dedik niye aşağı atlıyorsun arkadaşlar? Oyun arkadaşı var. Onun yanına inmeye çalışıyor. Aşağıda oynuyor kablolarla. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Bu kuzu şampiyon olacak. Bir de yetiştireceği başlayacak arkadaşlar için gerçekten avantajlı bir erkek diyelim. Arkadaşlar testisleri düştü. Şu anda üreyebilir. Dolayısıyla ben birazcık bu işlere hız vermek istiyorum dediğinizde sizin için değerli bir boyutta, değerli bir yaşta ve renk skalasına baktığınız zaman arkadaşlar çok büyük ihtimal Dilusion'u taşıyordur. Babasından geçmiş olabilir. Barbara ve Anakin'in oğulları diyebiliriz. Onu söylemeyi unuttuk en başta. Anakin'de biliyorsunuz Dilusion var. Barbara'nın da atalarında Dilusion var. Geçmişse arkadaşlar CY kedi de alabilirsiniz. Biliyorsunuz bu renkler değerli arkadaşlar. Son dönemlerde biraz sinamonlara yöneldi insanlar. Evet, sinamon hattımızla ilgili de Isabelle'i de tanıştıracağız. Onun da videonun sonuna koyarız. Isabelle çok özel bir kız. Flavi için söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Şöyle gösterelim yakışıklıyı. Kızıyor. Kanala abone olmuyorlarmış. Ne dersin? Nasıl kızıyor? Duyuyorsunuz değil mi? Ne diyorsun oğlum? Evet diğer kardeşi gelsin. Şöyle göstereyim son olarak patilerini falan. Size el sallıyor. Evet evet ben de aynı şeyi söylüyorum. Abone olsunlar. Genelde videolarımızı izliyorlar. %95'i abone olmayan arkadaşlar. Eğer şu anda olsaydı biz 3000-5000 abone çok rahat olmuştuk. Flavi de size kızıyor arkadaşlar. Lütfen abone olun. Hadi birlikte diğer kardeşine geçelim. Arkadaşlar Superior Class Eleanor. Eleanor Limon'la Anakin'in kızı. Arkadaşlar benim Short Air'lerdeki yetiştirdiğim en güzel
tipe, en güzel renge sahip olan kediler arasında ilk 5'e kesin yazarım. Çok tatlı bir kız. Flavi ile aralarında bir gün var diye hatırlıyorum. Doğum tarihleri zaten Instagram sayfamda da short videoların altında detaylı yazıyorum. Arkadaşlar 12 kod, neye 12 kod? Çok değerli. %100 long gen taşıyor. Annesinden dolayı %100 point gen taşıyor. Short kedilerin arkadaşlar yüzlerini nasıl diyeyim gizlemek biraz zor olur. Ağız, göz, burun yapıları long hairlerin tüylerinden dolayı birazcık daha avantajlı gösterir ama bu kız arkadaşlar tüm güzellikleriyle vallahi nazar değmesin, harika. Göz rengi turkuaz arkadaşlar. Ben bu acele etmeyeceğim kedilerden bir tanesi de bu. Güzel ve özel bir ailede olsun istiyorum. Sakin bir kız ama birazcık ürküttük buraya getirirken. Bakın aslında gel gel tamam gel 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 tamam gel gel gel. 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 Ne oldu? Şöyle göstereyim seni. Heh. Arkadaşlar gerçekten korktu. Şu an kalbi küt küt atıyor. Tamam. Neden 12 olduğunu da gösterelim. Arkadaşlar patisini görüyorsunuz. Hatta şurası bembeyaz. Pati altları tertemiz. Kuyruk ucu siyah. NY olduğu için. Çok da ürkütmek istemiyorum. Şöyle. Son olarak şöyle bir göstereyim size. Çok değerli bir kız bence. İnşallah güzel bir ailede olur. Evet sıradaki gelsin. Arkadaşlar Superior Class Eva. Anakin'le yine limonun yavruları. Bu Anakin'in birebir kopyası oldu arkadaşlar. Bir kız ama az önceki de onun kardeşiydi. Fark ettiniz bilmiyorum. Çok iri bir kız. Kürk rengi, yapısı. Yine benim favorilerimin arasında. Şöyle göstereyim. Göz rengi. Bakın neden 12? Evet, patilerini görüyor musunuz arkadaşlar? Bembeyaz, içlerine bakıyorsunuz. Ön patilerine bakabilirsiniz. Sırt tüyleri çok önemli. Şurası göbek içi arkadaşlar ne kadar temiz görüyor musunuz? Kuyruk içine bakın. Çok güzel bir kuyruğu var. Beni bırak diyor. Evet, duydunuz mu? Beni bırak diyor. Ama gitmeye niyeti de yok. Diyorum, aşağı atıyorlar. Arkadaşlar, bu da özel bir kız. Artık yetişkin olma adayı. Dediğim gibi ben yetiştiriciliğe başlıyorum. Uluslararası derneklerle çalışacağım. Safkan British Irk'ı yetiştireceğim diyorsanız bence kaçırmamanız gereken bir kız. Çok tatlı bir kız. Dediğim gibi aynen babasının kızı. Rengi Anakin'in videoları vardı. Takip ediyorsunuz zaten Anakin'i. Bu da çok sakin bir kız. Aşağı gitmeye çalışıyor. Aşağıda yaramazlık var çünkü. Yine özel bir renk. %100 point taşıyor. Çok büyük ihtimal çikolata ve Dilison'u taşıyor diye düşünüyorum. Ama teste göndermedik. Eğer ben merak ediyorum derseniz yurt dışında arkadaşlar taşıdığı renklerin testlerinde yapılıyor. Onu da söyleyelim. Eva'yı şöyle bir daha gösterelim. Doğum tarihleri arkadaşlar Instagram sayfamızda bütün özellikleri yazıyor. Oradan takip edebilirsiniz. Mükerrer olmasın diye söylemiyorum. Ama 7 ayını geçti. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Evet sıradaki Barbie ve Dumbledore'un kızlarından Hera. NY 2533. Bunun kopyası Dora diyebiliriz arkadaşlar. Doracığım da Merve arkadaşımız da. O da bu işi gayet keyifli yapıyor. Ona da buradan selam olsun. Dora'nın bence birebir kopyası diyebilirim. Tombikliği, sakinliği, hal hareketleri. Bunun bir de kopyası var. Biraz sonra onu da getireceğim. Aslında yan yana koysam diyecektiniz ki hayır, kullanmamışsınız. Birebir aynı kız kardeşi var. Bunlar 3 kız kardeş. Diğeri de 1133. %100 Dilision taşıyor. Anneleri biliyorsunuz ki Barbie AY1133'tü. Ve %100 çikolata taşıyor babalarından. Dumbledore'da çikolata biliyorsunuz. Oyuncu bir kız. Oltamız neredeydi bizim? Oltamız yokmuş arkadaşlar. Şu an hırlıyor. Çünkü çok şımarık bir kız. Çünkü çok tatlı bir kız bu. Bir de obur. Evet, şuraya su damlamış. Çünkü su içiyordu. Bakın ağzında bir damla var. Ağzında bir damla var. Dur sileyim ağzını. Çok obur bu kız. Yani bence çok iri olacak. Diğer kardeşleri de normalde Chessie'nin bebekleriyle aralarında biraz fark var ama bence onlardan daha iyi. Özellikle en son BY kızdan arada bir
fark olduğunu görebiliyorsunuz videoları karşılaştırırsanız. Çok tatlı bir kız. Sevecen. Ben yastıkta böyle koyayım biblo gibi kalsın diyorsanız arkadaşlar onu da buraya koyalım. Burada dursun. Ben nereye geldim diyor. Hera. Evet, diğer kardeşini getireceğim. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar 11-11 dedik. Bakın 25 çok çıkmaz bende ama anneleri daha önce 25 vermişti. Bakın pati atlarındaki siyahlıklara bakın. Kuyruk kısımları birazcık daha şey. 25'lerin sırtları birazcık daha koyu oluyor. Ama tip olarak ve göz rengi olarak 25 kod kedilerde bence üretimde bir yerde olması gerekiyor. 25 ile 12 kodu eşleyebilirsiniz. Hem tip hem renk alabilirsiniz. O yüzden 25 kod kötüdür diyen bir algı var yetiştiricilikte. Ama bence 25 kodda çalışılabilir, değerlendirilebilir. Eğer tipi ve taşıdığı renkler güzelse değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Evet, sıradaki kardeşini göstereyim. Evet arkadaşlar, Holly geldi. Hera ile renk olarak da aynı, karakter olarak da aynı. Hera bir tık daha tombik diyebilirim. Ama yan yana görünce ayırt etmek kolay değil. Hele sıra sıra gelse. Bu da biblo gibi arkadaşlar. Şöyle koyalım dursun. Sakin kızlar. Bunlar Barbie'den kalan son miras bana bunlar. Öyle diyelim. Anneleri çok sakindi. Bana çok aşıktı. Bunlar da karakter olarak annelerine çok benzediler. Dediğim gibi %100 AY gen taşıyorlar. Dilisyonlar ve çikolata gen taşıyorlar. Long hair geni de olma ihtimalleri çok yüksek. Sakin. Ben sakin, sevecen, biblo gibi bir kız istiyorum derseniz bunu alabilirsiniz. Az önceki kedilerin hiçbirinde bunları yapamadık. Neden? Bakın şurada tombiklikler var. Şuralar çok tombik. Hani kediler karnının altından o okşanılmasını sevmezler diyorlar ya. Hiç öyle bir şey yok. Şu an hırlıyor. Oh, keyfi yerinde. Ha, yattı. Şu an keyfi çok güzel. Yine bakın patiler arkadaşlar. Şuralar siyah. Şu kısımlar 12 kedilerde bu renk ayrımı çok bariz oluyor. Bu kız da 25. Şimdi diğer kardeşini getirelim arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim size. Umarım kameraya bakıyordur. Onun kolu da 11. Farkları anlayacaksınız. Evet, son olarak yine Dumbledore ve Barbie'nin son bebeği arkadaşlar Neye 11-33. Bu da çok sakin. Bütün karakterleri, huyları annelerinden geçmiş bence. Çok tatlı bir kız. Göz rengi bence çok güzel. Koyu mavi. Arkadaşlar göz rengi de önemlidir. Şöyle göstereyim patilerini falan. Diğer kızların rengini hatırlıyorsanız bir tık daha böyle kürk renklerindeki siyahlıkları görmüştünüz. Ama bu kız 11. Daha açık. 12'de bembeyaz oluyor işte arkadaşlar. 12 kodda gösterdik mi point gösteremedik size. Ama B'ye 12-33 bir erkek vardı. O da İlker kardeşimize gitti. Şimdi orada büyüyecek. Evet. Bu da çok tatlı bir kız. Arkadaşlar son olarak da Cinnamon Golden üretme yolumuzdaki Isabel'i gösterelim. Evet arkadaşlar benim favorim Isabel. Isabel kanala abone olmayanlara o da bir şeyler söyler diye düşünüyorum. Ben kucağıma ne zaman alsam miyavlayan bir kedim daha olmamıştı. Miyavlıyor şu anda. Şimdi göstereceğim size bakın. Kanala abone olmuyorlar ya kız. Bunlara bir şey söylesen. Şu tatlılığınla oğlum de. Evet. Isabel. Arkadaşlar Isabel şu anda hırlıyor. O kadar rahat ki şimdi ara ara miyavlayacak. Onun huyu öyle. Bakın miyavladı. Tam bir oyun canavarı. Evde sinek. Sinek savar diyorum ben ona. Her şeyin peşinden koşuyor. Şimdi oltayı çıkaracağım. Tepkilerine bakın. Diğerleri şu anda herkes farklı odada kalıyordu. Bakın Isabel de burada değildi normalde. Aşağıda erkek kediler var. Kürküne bakın. Isabel biliyorsunuz ki Lea ile Antonio'nun oğlu %100 Cinnamon gen taşıyor. Bu kız gidecek. Ben bir erkek ayırdım. Kardeşi Ian benimle kalacak. Bir de Cindy'den yine short hair aynı renkte olan NY25 bir kızla eşleyeceğiz.
Şimdi size bir oyuncu kedi nasıl olur bir gösterelim. Aşağı düşme, gel gel gel, şöyle gel. Şöyle gel. Heh. Evet, araba geçti. Biraz ondan korktu. Hadi kızım. Kalk kalk kalk, ayağa kalk. Hadi kalk. 2 2 2 ikisine birden hadi. 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 Evet, evet, evet. Harikasın. Hadi. Arkadaşlar %100 point yani taşıyor. Leia point, annesi point. Babasından da %100 cinnamon taşıyor. Çok güzel bir kız, çok sakin bir kız, oyuncu bir kız, tam bir şımarık bir kız. Şu an kucağıma alsam kesin miyavlayacak, alacağım onu şimdi. Bakın, miyavladı. Miyavladı! Miyavladı! Evet, Isabel burada kalsın. Arkadaşlar bugün British ırkını bahsettik. Biliyorsunuz ki artık herkes evinde bir arkadaş istiyor eve kapandı kış aylarında. Bence evinize bir arkadaş seçerken onun sağlıklı olmasına, safkan olması çok önemli değil arkadaşlar. Böyle takıntılarınız yoksa sağlıklı olmasına çok dikkat edin. Onu da riske atmayın arkadaşlar. Böyle neyle neyin eşlendiğini bilmeyen, kardeş eşlemeleri bile olacak kediler var. Kesinlikle bilinen, bu işte emek veren insanlara ulaşabilirsiniz. Videoda birazcık ondan bahsetmeye çalıştık ve elimizde bizim Superior Class Keteri, kedi evimizde yetiştirmeye çalıştığımız, üretmeye çalıştığımız arkadaşlarımızı sizlerle buluşturduk. Son olarak da Isabel Cinnamon Golden'un gelecek nesillerde temsilcisi olacak bence. Çok özel bir kız. Nasıl diyeyim? Top noktadaki bence keteriler için özel bir kız. O yüzden bunu da hiç acele etmeyeceğiz. Doğru yere, doğru zamanda gideceği zaman karar vereceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Son olarak şunu söyleyeyim. Ben videolarımda çok söylemiyorum ama evet. Bakın bir misafir daha geldi. Hadi gel, seni bugün göstermeyecektik ama İlker görsün son olarak. Arkadaşlar 12 kod, 12-33 dediğimiz kuzu bu. Bakın kendi kendine videoya dahil oldu. Onu da göstereyim. Bu da çok tatlı. İlker çok sevecek. Kızları da çok sevecek eminim ki. Çok teşekkür ediyorum. Bugün kedilerimizle de kanala abone olur musunuz diye söyledik. Artık tavayla tencereyle anlattık arkadaşlar. Destekleriniz bizim için çok değerli. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize çok dikkat edin. Kediyle kalın. Sağlıkla kalın. Sevdiklerinizle olun arkadaşlar. Bu arada Isabel'le ikisi ilk kez yan yana geliyorlar ama Isabel gerçekten uyumlu bir arkadaşmış. Normalde bazen tıslayabiliyorlar birbirlerini. Bu olan tam bir şımarık. BY1233. Yanlış söyledik. Şapşal oğlan. 2 oyuncu. 2 şımarık. Atla üstünden hadi. Atla. Atla hadi bakalım, atlayabileceğim. Atla. Geçti. Şöyle kameraya doğru oynasınlar. Aşağı düşerse de hop. Biraz da Isabel oynasın. Dur. Birazcık da Isabel oynasın. Arkadaşlar 7 aylık bir erkek ne kadar iri. Görüyorsunuz değil mi? Bu da çok iri bir erkek. Tam bir şey, oyuncu. Tam bir oyuncu. Kendinize iyi dikkat edin. Hoşça kalın.